Hatay'ın Reyhanlı, Yayladağ, Altınözü, Kırıkhan ve Hasse ilçelerinin Suriye sınırında bulunan bazı alanlardaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 28 Kasım Çarşamba gününe kadar uzatıldığı bildirildi. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşlar haricinde alana her türlü araç ve insan girişinin kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı belirtilirken, özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarda basın mensuplarının görüntü almalarının, röportaj ve yayın yapmalarının da kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı ifade edildi. Hatay hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi çevresi, Haç Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü Bölgesi ve Hatay Kilis Karayolu'ndan Höyük Karayolu Bağlantı Yolu, Sakız Koru Höyük Çıkışı, Akbaba Su Gediği Köyü Bölgesi Arazi ve Yolları, Zafer Tokak, Kaletepe Köyü Arazi ve Yolları, Bayraktar İncirli Köyü Arazi ve Yolu, Halepli Perişan Köyü Bölgeleri Arazi ve Yolları, Sucu Köyü Bölgeleri Arazi ve Yolları, Güntepe Şarkamamı Köyü Bölgesi Arazi ve Yolları ve Karakol Geri Hattı Arazisi, Davutpaşa ve Bükülmez Köyü Arazi ve Yollarının yanı sıra Bakanlar Kurulu kararı ile geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen ve 15 Haziran'da süresi dolan Teknecik Denizgören, Kayapınar Teknecik, Çamlıtepe Uygun, Dağardı, Toprak Tutan Pullu Yazı, Belengöz, Görentaş Güveççi, Kılıç Tutan, Şanlı, Karbeyaz, Şehit Üsteğmen Mehmet Alim, Şehit Üsteğmen Ali Demir Büken, Yeşilce, Şehit Çavuş Mehmet Özeker, Şehit Ergökhan Çakır, Cilve Gözü, Bükülmez 1 ve 2, Karakaya, Güntepe 1 ve 2, Ufuk, Halepli, Bayraktar 1 ve 2, Zafer Toka, Yağmur, Akbaba, Gökhan Erol Çavuş, Sakız 1 ve 2 hudut karakolları bölgelerinin bugün saat 8'den başlayıp 28 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 8'de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Açıklamada geçici özel güvenlik bölgesindeki tarım arazilerine girişlere saat 6.30'dan 19'a kadar kaymakamlıklarca sınır birlik komutanlarıyla koordineli şekilde izin verileceği bildirildi.